16 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı, Hükümet Sistemi ve Anayasa Değişikliği Halk Oylaması kapsamında Afşin'de çalışmalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Uğur Dilipak, Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan'ı makamında ziyaret etti. Dilipak burada yaptığı konuşmada Afşin Elbistan ve Divriye Doğalgaz Boru Hattı projesinin 2017 yılında tamamlanacağını belirtti. Özellikle tabii bu hizmetin gelmesinde BOTAŞ'ın ciddi çalışmaları oldu. Tabii bu çalışmaları yaparken tedarikçi boru firmasının FETÖ'cü olmasından kaynaklanan bir gecikme oldu. Dilipak, şehir içi doğalgaz dağıtım işinin başlaması için girişimlerde bulunduklarını ve ciddi aşamalar kaydedildiği bilgisini verdi. Afşin'imize ben geldiğimizde 4-5 yıl önce, ya bunlar, bazı insanlar şunu söylemişti, bu hizmetler gelmez, bunlar hayal kuruyor dedi. İşte biz hayalleri gerçekleştiren bir parti olarak da biz bu işleri gerçekleştiriyoruz ve milletimizle birlikte kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz. 16 Nisan'dan sonra ülke genelinde hizmet mekanizmasının daha çok hızlanacağını belirten Dilipak açıklamasına şöyle devam etti. İnşallah 16 Nisan'dan sonra milletimizin evet kararı vermesiyle birlikte bu tür hizmetlerin gelmesi daha da kolaylaşacak, daha da hızlı bir şekilde yatırımcı gelecek. Doğalgazın gelmesi işte milli gelirin, şehirdeki milli gelirin artmasına sebep olacak. Dilipak, doğalgazın Afşin ve Elbistan'daki hava kirliliğine de çözüm olacağını ifade etti. Afşin'imizde ve Elbistan'ımızda bu konuda hava kirliliği de var. Bu hava kirliliğine de ilaç olacağı kanaatimiz var. Bu tamamının hızlı bir şekilde doğalgaza kavuşması için de gerek EPDK boyutunda, gerekse dağıtım şirketi boyutunda da onlarla ciddi sıkı bir işbirliğimiz var. Bu hizmet en kısa sürede Afşin'imizin ve Elbistan'ımızın tamamında kendisini göstererek. Dilipak konuşmasının ardından Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Sabri Türk Kahraman ve parti yöneticileriyle birlikte hükümet konağındaki kurum personellerini ziyaret ederek 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasına ilişkin destek istedi.